Merhabalar. Bazen merak ediyorsunuz ve bana sorular da geliyor. Bu kadar çok videoyu nasıl hazırlıyorsunuz diye. İşte hem size onun bir öyküsünü anlatayım hem de dünyayı açlıktan kurtaran adam öyküsüne bu hikayeyi nasıl bağlayacağız görelim. Bu görüntüler 2020 yılı Nobel Ekonomi Ödülünü kazanan Paul Migron'un haberi nasıl aldığının görüntüleri. Bu evinin kapısındaki güvenlik kamerasının görüntüsü. Kendisi Nobel ödülünü kazanıyor. Fakat sabaha karşı 3'te Norveç Akademisi kendisini arıyor ve diyor ki adama ulaşamıyoruz. Çünkü adam uyuyor. Onun için komşusu meslektaşını arıyorlar. Ona haber veriyorlar. O da eşiyle beraber geliyor ve haberi veriyorlar. İşte bunu The Guardian adlı gazetenin akşam haberlerinde gördüm. Ben pek televizyon seyretmem. Bu haberi gördükten sonra diğer Nobel ödülü alan insanlara baktım. Yan tarafta vardı onlar. Onlardan da ilginç bir kişiyle karşılaştım. İşte bu videonun kahramanı da o. Doktor Norman Borlo. Gelin şimdi bakalım Norman Borlo acaba nasıl birisi? Dünyayı açlıktan kurtaran birisi mi? Yoksa ekmeğimizi katleden kötücüklerin babası bir adam mı? Merak edenler için de söyleyeyim. iMovie diye bir program var. Görüntüleri bunun içine koyuyorsunuz. Üzerine de konuşuyorsunuz. Yani yaklaşık 1,5-2 saatlik bir çabayla bu videoyu hazırlıyoruz. Norman Borlo dünyada açlıkla mücadele eden önemli bir kişi. Ama kendisinin hayat öyküsünde de çok farklı şeyler var. Onun için bu kişinin gerçekten dünyayı açlıktan kurtaran birisi mi olduğunu yoksa ekmeğimizi katleden birisi mi olduğunu sizin karar vermenizi istiyorum. Norman Borlo Amerikalı bir çiftçinin oğlu. Hayatı güçlüklerle geçiyor. Bir köyde yaşıyor ve zamanın Amerika'sındaki şartlar çok zor olduğundan dolayı kötü bir hayat geçiriyor. Ve en kötüsü de küçük kız kardeşini influenza gribinden kaybediyor. Bu onun için büyük bir travma oluyor. Fakat insanların hayatında öğretmenler ne derece önemli? Onun da bir göstergesi Norman Borlo'nun hayatı. Çünkü ilkokul öğretmeni kendisinin büyük kuzeni ve o kendisine diyor ki senin okuman lazım, onun için liseye gitmen lazım. Ama en yakın lisede nerede? 15 kilometre uzakta. Onun için Norman 15 kilometreyi sabah akşam 30 kilometre yürüyerek liseye gidiyor. Ve o dönemde Amerika'da çok büyük bir açlık ve 1930'un ekonomik krizi var. Fakat kendisi bir güreş bursu alıyor ve güreş bursuyla beraber Minnesota Üniversitesi'ne gidiyor. Bu arada ilginç bir nokta var. O da şu. Lisedeyken ziraat dersi görüyorlar. Çünkü orası tarım alanı. Ve bir ziraat hocası da Norman'a gübreler üzerinde bir yıllık ödev veriyor. O bir yıl boyunca gübrelerle bir takım araştırmalar yapıyor. İşte bu araştırmaların sonucunda bir de üniversitede bir hocasıyla karşılaşıyor. Hocası da kendisine burs veriyor. Kendi laboratuvarında çalışmasını istiyor. Ve Norman o gördüğü Amerika'daki büyük kriz sırasında aç kalan insanların sıkıntıları yüzünden dünyada ciddi bir ekmek ve buğday sorunu olduğunu görüyor. Ve onun üzerinde çalışmaya başlıyor. Ve bir pas hastalığı var. Bu pas hastalığı bir buğday tarlasına girdiği zaman ortalığı duman ediyor. Ve Norman Borlo özellikle dirençli, bu hastalığa dirençli bir buğday tohumu yetiştirmeye çalışıyor. O dönemde de Amerika aynen bu dönemde olduğu üzere güneyden gelen Meksikalılardan şikayetçi ve Meksika'da büyük bir açlık var. Meksika'daki açlık nedeniyle Norman'ı oraya gönderiyorlar ve Norman orada ne yapıyor? 2 sene içerisinde 1000 tane buğday tohumunu çaprazlıyor ve sonuçta bir buğday tohumu elde ediyor. Gübreleme teknikleri kullanıyor, otlama teknikleri kullanıyor ve sonuçta iyi bir buğday elde ediyor. Fakat bu buğdayın başakları çok dolu ve başakları çok dolduğu için eğiliyor ve eğildiğinden dolayı da maalesef hastalık gene tekrar ediyor. O yüzden Japonya'daki bir cüce buğdayını alıyor. O cüce buğdayını çaprazlıyor ve çaprazladıktan sonra Meksika'da çok başarılı oluyor. Meksika'da 6 yıl içerisinde buğday üretimi 12 katına çıkıyor. Sonra Amerikan hükümeti kendisini Hindistan'a gönderiyor. Hindistan'da da çok başarılı oluyor ve Amerikan hükümetinin desteğiyle beraber Hindistan'da da buğday üretimi 20 kata yakın artıyor. Ve bunun sonucunda da 1970 yılında Nobel ödülünü kazanıyor. Sadece Nobel ödülünü kazanmakla kalmıyor.
Iowa'ya, memleketine, üniversiteye heykelleri dikiliyor. Amerikan başkanlarından madalyalar alıyor ve hayatın sonuna kadar da bu buğday üzerinde çalışmaların devam ediyor ve meliz bir çavdar ürünü de sentezliyor. Fakat sonra bakıyorsunuz 1980'lerden sonra işler biraz değişiyor. İşte hikayenin şimdi olumsuz tarafına geldik. O da nedir? Diyorlar ki evet bu adam bunu yaptı ama buğdayımızı, ekmeğimizi değiştirdi. Onun için yapacak bir şey yok. Ve üstüne üstelik çölyak hastalığı diye bir hastalık çıktı. İşte bu ekmeğimizi katleden Norman Barlow bunun sorumlusu. Peki bunu söylüyorlar da acaba bu işin altında gerçekten bir neden var mı? Maalesef onun araştırması söz konusu değil. Üstüne üstelik genetiği değiştirilmiş doğumlar diye hemen aklınıza gelmesin. O hikaye 1980'lerden sonra başlıyor. Fakat bu işte Norman Barlow'un hani iyi mi yaptı mı, kötü mü yaptı mı hikayesindeki temel nokta şu. Kendisi bu buğday türünü ortaya koyduktan sonra çok fazla su kullanılmaya başlıyor. Çok fazla gübre kullanılmaya başlıyor. Ve özellikle gübre üreten Amerikan şirketleri ve kendisini Meksika'ya gönderen, dikkat edin, Rockefeller'ın bir kuruluşu olduğundan dolayı işte dünyayı kontrol etme üzerindeki komplo teorileri hadisesinde maalesef Norman Barlow birdenbire pozitiften negatife doğru ayrışmaya başlıyor. Ama şimdi bir de şöyle bir şey düşünün. Norman Barlow'un hem Meksika'da hem Hindistan'da sonra Çin ve Afrika'da yaptığı çalışmalarla yaklaşık 1 milyar civarında insanın hayatını kurtardığı söyleniyor. Adam yola çıkarken bundan habersiz bir şekilde çıkmış. Yani Rockefeller onu kullanmış mı, kullanmamış mı? Dünyadaki komplo teorileri, doğumu kontrol edenler vesairelerle ilgili bütün komplo teorilerini biliyorsunuz. Ama sonuçta Norman Borlaug biraz haksızlık edilmiş gibi geliyor bana. Adamın yaptığı tek şey geçmişinde gördüğü aç kalan insanların dramından ve dünyadaki açlık sorununun giderek büyüyeceğini düşünerek naçizane ve saf duygular içerisinde yeni bir buğday türü sentezlemiş ve bu buğday türünü insanlığa sunmuş ve o sayede de kendisi ne olmuş? Nobel ödülü kazanmış. Hak etmiş. Üstüne üstelik bugün bile Hindistan'da kendisinin heykeli dikilmiş durumda ve kendisini törenlerle anıyorlar. Bunun yanında 50'ye yakın ödül kazanmış ve kendi servetinden 250 bin dolar harcayarak da ziraat üzerine çalışma yapacak, okuyacak öğrencilere burs sağlamış ve vakfı bugün hala yaşamaya devam ediyor. Torunu vakfın yöneticisi ve faaliyetlerine dedesi adına devam etmekte. İşte şimdi işin komple teorisini bir kenara bırakın ama bir düşünün bakalım acaba Norman Barlow gerçekten hani dünyayı açlıktan kurtaran adam mı yoksa ekmeğimizi katleden adam mı? Kararı sizlere bırakıyorum. Evet, hızlı bir şekilde anlattım, hazırladım bu videoyu, bu kaydı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.